Halil'in bugünkü forvet performansını nasıl buluyorsun? It's another win and of course three wins, three successive wins for Turkey. And how would you make an assessment of the game from your point of view and also an additional assessment about Halil and his forward performance? Bu akşam maç çok zordu. I think we expected it. We knew that Luxembourg will be the best opponent. And you know, in football, is you cannot make three matches, four matches, five matches in a row with this easiness. You know, this lightness which we had in the first two matches. So I am proud because they resist this topic. You know, they want to fight against it. That means we did not concede a goal again, and we win. So I am proud about that. Second question, because Ines has still some pain. I have not so many possibilities with my striker, and so I was also thinking on next match on Tuesday. I don't want to start with Halil Enfisterda because of this controlling of the tiredness. We changed it in the first half after 30 minutes that Orkun goes on this old Halil position, so it was a little bit better. But it these matches we were talking about it before, they are also there to try something out, and so I got new knowledge about everything. Açıkçası bu karşılaşma bu akşam çok zordu dedi zaten hocamız da Türkçe söyledi. Biz böyle olacağını bekliyorduk zaten. Daha önce ne dedik? Lüksemburg grubumuzdaki en kuvvetli takım dedik. Futbolda 3 maçlık, 4 maçlık seriler olduğunda, 5 maçlık çıkan seriler olduğunda 1-2 maçı kolay geçtiğiniz gibi daha sonraki maçları kolay geçemezsiniz. Ama oyuncuların bu gerçeğe karşı iyi dayandılar, iyi mücadele ettiler, buna karşı savaştılar. Dolayısıyla gururluyum. Halil'in performansına gelirsek, Enes'in ağrıları vardı. Bu anlamda da hücumda çok fazla alternatifimiz yoktu. Forvet hattında salı günü oynayacağımız maçı da düşündük. Bu doğrultuda Serdar ve Halil'in ikisini birden sahaya sürmek istemedim. Çünkü kampın başından beri vurguladığımız bu yorgunluk dengeleme hususunu dikkate aldık ve bu şekilde devam ettik. Orkun'u Halil'in pozisyonuna doğru çektik biraz, ileriye doğru. O noktadan sonra biraz daha bir iyileşme oldu. Bundan sonraki maçlarda da yine buna benzer denemeler yapabiliriz. Bu tür maçlar aynı zamanda denemeler yapabileceğiniz maçlardır. Biz de bunları yaptık ve belli konularda yeni şeyler öğrendik. Ben de öğrendim. Şimdi. Öncelikle tebrikler tabii ki. Üçüncü maçı da golle hemen kapattık. Bu da çok önemliydi. Zaten hedeflerden bir tanesi de buydu. Şimdi sahamızı Litvanya konuk edeceğiz. Lüksemburg da sahamıza gelecek. Artık hani liderlik konusunu kapattık. Playoff'lara odaklanabilir miyiz? We finished another game with a clean sheet, and now we will host Lithuania in Turkey. Can we already say that now we are already done by finishing as leaders already, and now we should think about playoffs? No, we should think about our match on Tuesday, nothing more. And we will have new goals. We will try something again. We will try to improve our match like all the time, and nothing more. Then we can make a summary after this match. Hayır, kesinlikle öyle bir playoff düşünme gibi bir durumumuz olmamalı. Biz şu anda yalnızca Salı günü oynayacağımız karşılaşmayı düşünmeliyiz. Daha sonra farklı konularda düşünme durumunda olabiliriz. Onur Bey, buyurun. Onur Şahin, TRT. Ben santrfor konusuyla ilgili merak ettiğim bir konuyu sormak istiyorum. Herkes Burak'tan sonra milli takımın ilk plandaki santrfor kim olacak bunu çok merak ediyor. 2024 Avrupa Şampiyonası için de bu bizim için en önemli noktalardan biri. Süre aldığı
maçlarda sürekli gol atan bir Serdar Dursun var. Gol atmanın dışında mesela bugün de oyuna girdi. Hem iyi bir pas istasyonu oldu, hem rakip savunma oyuncularını çıkartmadı. Sahanın her yerine gezen, hava hakimiyeti de yüksek bir oyuncu. Enes Ünal'la ilgili henüz kamuoyu olarak çok net bir fikri elde edebilmiş değiliz oynadığı maçlarda. Halil de daha yardımcı forvet gibi oynuyor. Bizim bu form grafiğine göre bundan sonraki dönemde birinci santrforumuz Serdar Dursun olabilir mi? Biraz uzun bir soru oldu, pardon. The striker case, the striker issue and life after Burak Yılmaz in the national team. And everybody is wondering who will be the primary striker of the national team. And it's important as far as the Euro 2024 qualifiers are concerned. Now we see Serdar Dursun, who is regularly scoring goals from the minutes that he is getting in the national team. And it's just not about scoring. He helps with the passing, he has the movement, he has the aerial ability, and also try to disturb the defenders with his game. Enes Ünal, we can say that he didn't prove something yet for the national team. And also, we think that Halil is doing better when he is given an assistant striker role. And out of these comments, who could be the primary striker in the national team? I think if you are looking for one primary striker, then we will make ourselves weak. We have three matches, we have 12 goals, so what do you want more? Eğer tek bir oyuncuya bütün düşüncenizi bağlarsanız, o zaman kendinizi zayıflatmış olursunuz. Bugün 3 karşılaşma tamamladık şu ana kadar Uluslar Ligi'nde. 12 gol attık. Daha ne istiyoruz? So for me as a coach, it is better to have a lot of players who can score goals. And right now I have to say our play in the offense, I'm satisfied. We have a good mixture between defensive and offensive, so definitely something all the time we should improve, but right now, 3 matches, 12 goals. Ben hücum oyuncularımın ve performansından gayet memnunum. Hem ofansif hem defansif miximizden gayet iyi durumdayız. 3 maçta 12 gol attık. Gayet iyi bir durum. Ayrıca bir teknik direktör olarak gol atabilme becerisine sahip oyuncuların ne kadar fazla olursa, ne kadar zenginlik olursa bu noktada benim için çok daha iyi olur. Calls about the penalty and also the own goal. He said that you had a discussion after the game about it. What's your opinion about the scenes? Luke Holtz ile Luke Holtz'a soru yönelttik diye söylüyor beyefendi. Penaltı pozisyonu ve kendi kalesine oyuncumuzun attığı golle alakalı belirli görüşleri belirtmiş Luke Holtz. Siz de sanırım bu konuyu konuştunuz diyor. Siz neler söylersiniz? As we said, you know, maybe as a little bit more old football players like we are, this regulation of the handball is bad. You can discuss it all the time. It is unlucky, definitely. The penalty was 100% after the rules, but it is very unlucky in that. And I did not really saw completely the second. I think it was foul on Ferry. I saw that the referee whistled before the ball was going to the goal. So this was my impression. But we talked generally also about other topics. Bizler tabii eski futbol oyuncularıyız. Bu topa elle temas konusundaki kurallar bazen evet acımasız olabiliyor. Bugünkü hareket kurallar içerisinde %100 penaltıydı ama tabii şanssız bir andı. Böyle söylemek lazım. Bahsettiğiniz oyuncumuzun kendi kalesine attığı ama tabii faul nedeniyle sayılmayan pozisyonda sanırım Ferdi'ye bir faul yapıldı orada ve top filelere gitmeden de zaten hakem düdüğü çalmıştı. Başka? Any other questions? Başka soru var mı?
Okay, then I would like to say thank you for the support from our fans. It is, I think, not so usual that fans are doing an away game for like a home game. So thank you for this. And yeah. Bir teşekkürü de burada taraftarlarımıza yapmak istiyorum çünkü gerçekten çok iyilerdi ve futbolda biliyorsunuz deplasmanda oynadığınız bir karşılaşma her zaman evinizde oynuyormuş gibi olmaz, o atmosfer yaratılmaz. Nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. And Tuesday, Sağdur, İsmir'de görüşürüz.